Malatya Vuslat TV ekranlarından herkese merhabalar. Yine farklı bir bölümle, farklı bir konuğumuzla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli konuğum, uzman klinik psikolog Asiye Kalan Doğan. Asiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Ben sizi çok iyi tanısam da seyircilerimiz de tanısın istiyorum. Tabii. Asiye Kalan Doğan kimdir? Bize biraz bahseder misiniz? Ben psikolog Asiye. 2014'ten yana terapist olarak mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Yetişkinlerle çalışıyorum, çocuklarla çalışıyorum, genç grubuyla çalışmaktayım. Şu an özel bir klinikte danışan görmekteyim. Hizmetleriniz devam ediyor. Evet, hizmetlerimiz devam ediyor. Bu süreçte sanırım en büyük sorunlardan ya da sorulardan birisi gündemimiz olan deprem. Ben de aslında biraz günümüzü öyle başlamak ve öyle devam etmek istiyorum. Depremde görülen tepkiler nelerdir? Sizler ne tür durumlarla karşılaşırsınız? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Deprem beklenmedik bir olay olduğu için insanlar üzerinde büyük etkilere sahip. Çünkü doğal afet olarak beklenmeyen bir anda oluştuğu için insanların baş etme kapasiteleri daha düşük olabiliyor. Çünkü ilk deprem olduğu anda bir şok hali gelişiyor değil mi? İlk 24 saat içerisi o şok hali ortaya çıkıyor ve insanlar ne oldu, ne bitti? Bunun etkisinde kalıyorlar. Daha sonrasında ise görülen tepkilerde ikinci bir sürece geçiliyor. Burada da tepki süreci diyoruz mesela. Bu da 2 ya da 6 gün arasında gelişiyor. Hani orada bir tepki oluşmaya başlıyor. Kişi şok atlattıktan sonra tepki vermeye başlıyor. Daha sonrasında bir yas dönemi oluşuyor. Burada da insanlar olayın farkına varıyorlar. Olayı kabul etmek istemiyorlar. İşte bazı problemler çıkartanlar olabiliyor ya da davranışlarına yansıtanlar olabiliyor, içe kapananlar olabiliyor. Herkes çok farklı tepkiler verdi değil mi? Kimi dona kaldı evet. O yaz sürecinde. Yani televizyonlarda da biz de izlerken şaşırıyorduk. Mesela bir çok yakınını kaybetmiş fakat ifadesinde hiçbir şekilde bir şey anlaşılmıyor. Evet, davranışsal tepkiler vermeye başlıyorlar. Bu şekilde bir sürece giriyorlar. Dördüncü olarak ise bir iyileşme süreci geliyor artık. Bu iyileşme sürecinde ne oluyor peki? Artık yası da atlattı, şoku da atlattı. Daha sonra bir kabul süreci başlıyor da. Kişi artık bu olayı kabul etmeye başlıyor ve bu göstermiş olduğu belirtiler yavaş yavaş sönmeye başlar. İşte yaptığı davranışsal olan tepkiler, işte o dona kalmalar. Yani kişi artık günlük ve rutinlerine dönmek zorunda kalıyor. Yani o sürece girmiş oluyor artık. Biz buna kabul süreci diyoruz zaten. Peki bu genelde herkesin bu süreçtedir? Yani genel geçer bir süreç midir bu? Evet, bu zaten depremden sonra insanların yaşamış olduğu, yani göstermiş olduğu tepkilerin süresi. Yani bu dördünü hemen hemen her insan yaşıyor. Yani bunu her yaş grubu farklı. Her işte atıyorum bilişsel ya da davranışsal, gelişimsel olarak kişiden kişiye değişiyor bu zaten. Peki sizce en çok hangi grup daha çok etkilendi? Yetişkin mi? Çocuk mu? Genç ergen mi? Hangi grup sizce daha fazla etkilendi? Daha fazla etkilenen grup çocuklar aslında. Neden çocuklar? Tabii ki her insan dediğim gibi baş etme kapasitesi bambaşka ama çocuklar gelişimsel ve bilişsel olarak henüz bunu anlamlandıracak kadar donanımlı olmadıkları için tabii ki çocuklar ve gençler daha fazla etkilendi. Tabii çocuklar diyebiliriz burada. Hani baktığımızda çocuklar daha fazla etkilenen grup içerisinde. Aileler daha zorlanıyor aslında değil mi? Onları anlatmakta da biraz daha zorluk çektik sanırım. Evet. Yani yaşamalarına gerek kalmadan tüm toplum etkilendi. Belki deprem o anı yaşamadan da. Başka yerlerdeki başka çocuklar da muhtemelen çok daha fazla etkilendi bu süreçten. Bu süreçten aynen toplum olarak zaten genel olarak etkilendi. Evet, çok fazla etkilendik ama depremi yaşayan çocuklar daha fazla etkilendi. Bu depremi yaşayan çocukların etkisini de mesela nasıl diyeyim etkileyen etmenler var mesela. Ailenin tepkisi. Çünkü çocuk az önce dediğim gibi bilişsel ve gelişimsel olarak tam olarak anlamlandıramıyor. Konumlandıramıyor. Aileye göre şekil alıyor. Ailelerin büyük etkisi var burada. Mesela ailenin tepkisi burada çok önemli. İşte şimdiye kadar düşünsenize her sorunu çözen bir baba, işte her sorunun üstesinden gelen bir anne modeli var. Deprem anında dediğim gibi insanlar çaresiz hissediyor.
Ve çocuk anneyi babayı o anda çok çaresiz görüyor. Ağlarken görebiliyor, işte kayıplar yaşanıyor. Güvensizlik gelişiyor sanki. Güvensizlik gelişebiliyor. Yani şimdiye kadar her sorunu çözen o güçlü ve anne ve baba modeli o an orada çok çaresiz görülüyor. Çocuk diyor ki, demek o kadar büyük bir sorun var ki anne ve babam da bu sorunu çözecek kapasitede değil ya da baş edecek kapasitede değil. Yani anne ve babanın çaresizliğini de görüyor çocuk orada ve bunu anne ve baba çocuğa yansıtabiliyor. İşte çocuğa tepki gösteriyor o anda. İşte anne baba bağırabilir, atıyorum herhangi bir tepki gösterdiğinde çocuk ne oluyoruz diyor. Peki çocukların başka nasıl tepkileri var bu durumda? Kayıp derecesi çok önemli. Yani ebeveynden, aileden, arkadaş çevresinden, okulundan herhangi birini kaybetmiş çocuğun vereceği tepki burada çok önemli. Yani en büyük etmenlerden birisi de bu. Yani kayıp derecesi. Çocuk bir kayıp yaşadı mı burada? Aileden herhangi birini kaybetti mi? Kendisine bakım veren birini kaybetti mi? Bunlar önemli detaylar aslında. Peki böyle bir kayıp yaşamadıysa, hani rutinindeyse her şey ama deprem yaşandı, herhangi bir kayıp yaşanmadı aslında. Burada da insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkan bazı sorunlar var değil mi? Mesela Maslow'un hiyerarşisine baktığımızda o yaşam üçgenine, üçgen piramide. Orada en altta temel ihtiyaçlarımız. Yani biz depremde en temel ihtiyaçlarımızda bir anda kaybettik. Barınma. İlk ne mesela gelir? Yemek içme. Evet. Yeme içme. Ardından ikinci mesela o piramide baktığımızda barınma gelir. Yani biz depremle yani hayattaki temel iki ihtiyacımızı kaybettik. Birincisi yemek, içmek, ikincisi barınma. Aynen. Ve biz bunlardan mağdur yani bunları yitirdiğimiz için o anda yani tamamen kesildi ilişkimiz yani. İki deprem çünkü çok şiddetli oldu. İkisi peş peşe oldu. Evlerimize giremedik. Kış şartları o yüzden bunun etkisi büyük oldu çocukların üzerinde. Sadece çocuklar değil aslında, yetişkinler de dediğiniz gibi aslında belki de bizim tepkilerimiz çocukları etkilemiş oldu. Onlar ikincil olarak bizden görerek. Ailenin dinamiği de çok önemli. Onu da es geçmemek lazım. Şimdi bölünmüş aileler var. Daha önce problem yaşayan aileler var. Aile içinde iletişim olmayan mesela aile yapıları depremle beraber bu daha da arttı mesela. İşte hiç iletişim kurmayan insanlar çünkü depremde bir şeyleri paylaşmak, o aktarımı yapmak lazım. Çocuğu dinlemek lazım. Bu çocuk neye ihtiyacı var? Bu çocuk bu duygusunu nasıl ifade etmeli? Aile içerisinde yani aile dinamiğine baktığımızda zaten bölünmüş bir aile, zaten iletişimi çok zayıf bir aile. Bu çocuğun yani atıyorum travmatize olma ihtimali daha da fazla. Çünkü bizler konuştukça, paylaştıkça daha da çok rahatlıyoruz değil mi? İşte depremden sonra herkes birbirine yaşadığı şeyleri anlatmaya başlıyor. Biz buradaydık, şöyle oldu, buraya gittik. Bir rahatlama geliyor. Yani bir şeyi ne kadar çok içe atarsanız, yani halı altına süpürürseniz travmatize olma ihtimaliniz o kadar yüksektir. O yüzden yani ailenin dinamiği de çok önemli. Çocukla paylaşıyor mu? Çocuğu dinliyor mu? Çocuğu koşulsuz orada kabul edip dinliyor mu? Mesela kesmeden işte yok böyle olmaz, işte abartma. Bak yaşıyoruz, bir şey olmadı. Mesela orada koşulsuz çocuğu dinlemek lazım. Bu sanırım lazım. Çocukları değil hepimizi negatif etkiledi değil mi? Evet, evet. Yani evet yaşıyoruz, şükürler olsun ki yaşıyoruz sadece. Ama sonuçta birçok rutinimiz geride kaldı. Yani var olan hayatımızı bir şekilde bırakmış olduk bir yerlerde ve herkes bir yerlere daldı. Aslında bu da çok, ben de bunu anlatamıyordum o süreçte. Evet yaşıyoruz ama bütün alışkanlıklarımız bir anda kesildi. Evet, işimize gidemez olduk, arkadaşlarımızı göremez olduk. Yani öyle bir şey ki ben bir ara sadece depremi yaşayan kişilerle konuşmak istiyordum. Yani sizin halinizden daha iyi anlayacaklarını düşündüğünüz için. Evet. Yani çünkü yaşamayan kişiler bana çok daha böyle çok yakınlarım olmasına rağmen halimden anlamadıklarını düşünüyordum. Ama sonra bunun bir tek ben olmadığımı gördüm. O süreçte dediğiniz gibi çok fazla iletişimim olmayan insanlarla iletişimim artmaya başladı. Bu genel olarak bence bir
O zamanlarda insanlar da genel bir böyle de pek bir bilinçlendirilemiyordu sanki, değil mi? Hani o süreçte psikolojik olarak da buna değinecek durumda da değildi ilk başlarda sanki. Oralarda biraz kısır kaldı. Çünkü gibi. Orada az önceki gibi, yani orada bir şok halindeydik. Daha olayı kavramaya çalıştık. Yaz sürecine girdik. Yüzyılın afeti dendi zaten. Hani üst üste iki büyük depremi yaşadık. Orada olayı anlamaya çalıştık. Önce temel ihtiyaçlarımızı... Zaten deprem en hazırlıksız yakalanan doğal afetler başında geliyor. Hı hı. Ve insanların baş etme kapasiteleri çok düşük orada. Yani müdahale edebileceğimiz bir durum değil. Hani ne zaman geliyor, nasıl olacak, kaç şiddetinde olacak, bir öngörü olabiliyor ama yani nerede, net bir şekilde müdahale yok. Ya da işte yani bize düşen ne? Sağlam yapılarda oturmak. Hani yani yapabileceğiz. Ama o anda öyle bir imkan da yok. Mesela bir sel gibi değil. Tabii. Yani deprem diğer doğal afetlerden ayıran en önemli şeylerden biri bu. Yani şöyle bir şey de var. Mesela insanlar hazırlıklıyız diyelim. Yaşam üçgeni oluşturulan yerler belirlendi vesaire. Hı hı. Bunu belirleyen insanlar bile onu uygulayamadıklarını söylüyorlar, hı hı, genelde. Yani orada bile bir plan işlemiyor aslında. Çok değişik bir süreç, idrak gelecek, onu yapacaksın. Orada bile bir şey toparlanamıyor. Gerçekten çok hazırlıksız kaldığımız bir ve çaresiz hissettiğimiz bir dönemde. Yani esnadaki tepkiler de bence çok önemli, değil mi? Yani mesela ben asla yerimden kıpırdamıyorum. Asla hani dona kalıyorum. Evet. Bildiğimiz şeyi uygulayamıyoruz. Evet, teorik olarak biliyoruz. Güvenli alana geçmemiz lazım. Bunu yapmamız lazım ama tam o anda işte şok anı. Evet. Hani o 24 saat şok anı ya mesela, o an olduğun şoka girebiliyoruz. Şok anı ve bildiğimizi, yani teorik olarak bildiğimizi biz uygulamaya dökemiyoruz. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? O anda bir panik hali. İşte kim insan dona kalıyor. Diyorum ya, kişinin baş etme becerisine bağlı o. Yani bir bazısı çok büyük tepki verip bağırırken ben sadece mesela herkesin evet bunu net diyorum. Hı hı. Ben sadece kalıyorum. Hatta o kaldığım yeri de çok sıkı tutunuyorum. Yani seni kurtaracakmış gibi. Yani ilk bunu Elazığ depreminde yaşamıştım. Hı hı. Masada otururken çok fazla masayı sıkı sıkı tutunup her yerimin ağrıdığını falan hatırlıyorum. Hı hı. Orayı terk etmeyi bırakın, tam aksine oraya tutunmaya çalışıyorum yani. Hı hı. Ya da bazısı kaçmaya direkt merdivenlere koşanlar var. Hı. Ya da bağırıp değişik tepkiler verenler var. Aslında o süreçte bile herkes farklı. Herkes farklı etkiliyor aslında. Etkileniyor, aynen. İşte ailenin yaklaşımı, ondan sonra atıyorum o 4 o yaz sürecini geçirdik, artık bir iyileşme sürecine geçtik dedik ya. Hı. Mesela ondan sonra işte ailenin tepkisi, işte iletişim kurmak, bir aktarımın olması çok önemli. Psikososyal destek çok önemli burada. Hani bütün STK, hı hı, kuruluşları devreye girdi, geldi. AFAD geldi. Burada bir psikososyal bir destek sağlandı. Bu da çok önemli. Kişi orada şeyi hissediyor mesela. Herkes yanımda. Hı. İşte bana destek çıkıldı. Kabul edildim. Yani şöyle kabul edildim. Halimden anlaşıldı. Ya da anlaşılabiliyorum. İnsanlarda böyle bir algı oluşuyor. Yani psikososyal desteğin önemi de önemli. Gibi. Evet. Yani o STK'ların, AFAD'ın gelmesi, ama işte o da belli bir süre sonra gelmesi, değil mi? Tabii ki. Yani hemen gelinip bu anda burada bir destek sürecine girilmiyor. Önce bir kriz anını yönetmek lazım. Değil mi? Depremden hemen sonra gel bakalım neye ihtiyacım var, olmuyor. Yani o psikolog olarak gönüllü gelen arkadaşlarımızın oradaki en temel şeyini o anda bir kişiyi anlamak yani. Hemen kalkıp bir olaya girişilmiyor ya da bir tedavi asla uygulanmaz zaten. O anda işte suyunu vermek, onu dinlemek, neye ihtiyacı olduğunu anlamak çok önemli o anda. Siz zaten yaz sürecinin bile belli bir zaman sonra tedaviye gerek olduğunu sanıyorsunuz. Yani bir yasın yaşanması, hı-hı, lazım zaten. Hani yas sadece ölümle olmuyor, evet, zaten. Hani biz şehrimizi kaybettik, insanlarımızı kaybettik. Yakın bu arada aramızı, tekrar herkesin başı sağ olsun. Allah bir daha göstermesin. Rahmet diliyorum. Evet, Allah daha yaşatmasın. Zor günler atlattık. Etkisi hala sürüyor aslında. Hem psikolojik hem maddi çarşının durumu, yani baktığımızda etkisini hala yaşıyoruz. Yüzlerimizde biz zaten belli zaten, çok önceden tanıştığımız insanlar olarak hani, evet, bunu net görebiliyoruz bence. Hani, hmm, o bir durgunluğun gelmesi ya da bir kaygının, bir belirsizlik aslında.
Bence ilk aşamadan bendeki sanırım buydu kendimden yola çıkarsam. O şok atlattıktan sonra, ki ben belirsizlik hiç sevmiyorum. Yani böyle gelemediğim bir durum. Hı hı. O belirsizlik süreci, o da çok yıpratıcı. Yani nerede devam edilir ya da şehir ne durumdadır? Bence bu da travma oluşturan başka etmenlerden biri değil mi? Yani evet. Aslında depremin ikinci etkileri mi onlar? Ne adlandırıyorsunuz? Yok, hani bu sürecin deprem yaşandı, o süreç geçti ama yaşama nasıl devam edilecek? Bu kısım da ayrı bir travmatik bir süreç değil mi? Yani ikincil olarak, çünkü maddi kayıplar, iş yerlerinin yıkılması, bunlar ikincil olarak tabii ki kaygıyı getirir mesela. Kaygı yaşayan insanlarda görebiliyoruz. İşte hayatımı nasıl idame ettireceğim? Diyorum ya, o da kişinin artık baş etme becerisine bağlı. Yani psikolojik dayanıklılık dediğimiz durumla alakalı. Yani yeri geldi mi destek almak lazım, yeri geldi mi paylaşmak lazım. Bu şekilde bu süreci atlatabiliriz. Peki her yaş grubundaki insanların genel olarak tepkileri neler? Sizin karşılaştığınız... Yani çocuklardan bahsedersek eğer, yani çocukların bambaşka. Şimdi 2 yaşındaki ile 10 yaşındaki aynı tepkiyi vermeyecektir. İşte biz onları dönemlere ayırıyoruz. İşte bebeklik dönemi, 0 ile 1 yaş arasında. Yani çocuk, yani o bebek depremi anlamlandıramaz. Sadece bir şeyler yolunda gitmiyor der. İşte zamanında altının değişilmesini bekler o çocuk. Zamanında karnı doysun ister ve güvenlik arayışı çok önemli. Yani güvenlik, güven hissi. Yani çocuk bunlardan mahrum kalır ve bu sefer işte huzursuzluklar başlar, ağlamaya başlayabilir. Bu dönemde bunları güzelce sağlamak lazımdı mesela çocuğa, o deprem anında. Bu yaş grubu bu tür tepkileri gösterebilir. Sonra işte çocukluk dönemi geliyor. Çocukluk döneminde ise işte 2 ile 5 yaşı kapsıyor bu dönem. İlk çocukluk dönemi diyoruz biz buna. Orada da düzen değişiyor. Hani ev olarak, yeme içme, uyku. Burada da çocuk tekrar huzursuz olabilir, işte gerileme dediğimiz durum görülebilir. Yani yaptığı şeyler artık yapmamaya başlayabilir. İşte çocuğun uyku problemi yok, çocuk anneyle babayla uyumak isteyebilir. Daha sonra altına kaçırmayan bir çocuk, bir bakıyoruz tuvalet alışkanlığında gerileme dediğimiz döneme geçmiş oluyor. İşte kendi başına yemek yiyen çocuk yemek istemiyor, annem yedirsin diyor. Konuşma bozuklukları görülebilir bu dönemde. Daha sonrasında ise işte şey başlar mesela 6 ile 11 yaş dönemi dediğimiz çocukluk dönemi başlar. Yani son çocukluk dönemi. Burada çocuklarda en çok görülen belirti okul başarısında düşüş. Okula gitmek istememe. Çünkü çocuklar kaygılanıyor. Yani bu yaş artık neden ve sonuç ilişkisi kurabiliyor. Deprem olursa ben okulda olursam, yani bakın neden sonuca giriyor artık. İşte anneme bir şey olursa ona yetişemezsem, beni göremezse, ben onu göremezsem. Çocuklarda hepsi burada kaygı başlıyor. İlişkilendirmeye başlıyor. Evet, ilişkilendirdikleri için bu dönemdeki çocuklarda işte ders başarılarında düşme, bir umursamamazlık ya da aşırı bir anne babaya bağlanma görülebiliyor. Kapalı alanlara girmek istemeyebilirler, kaygılanabilirler. Okula gitmek istemeyebilirler. Bunlar en sık görülen tepkiler. Hani alt kaçırma da bazen görülüyor ama çok nadir bu görülenler arasında. Hem anne kaygılı hem çocuk kaygılı burada. Mesela anne okula gönderiyor, çocuğuma bir şey olursa diyor. Çocuk okula gidiyor, anneme bir şey olursa kaygısıyla. Yani bu kaygı iki tarafta da yaşanıyor. Birbirine aslında. Birbirine destekliyor aslında, evet. Artçılar hala devam ediyor. Öğretmenler diyor ki mesela veliler ışınlandı buraya. Hani bir anda nereden gelebiliyorsunuz? Akın akın okula koşuyor öğretmenler, öğretmenlerin yanına. İşte hocam şey diyorlar mesela, ışınlanmış gibi geliyorlar. Hani bir anda. Ne kadar hızlı gelebildiler. Çünkü çok kaygılılar. Evet, bir artçı ama yani bunu yönetemiyorlar. Hazırlar mı aslında? Biraz hazır mıyız? Yani evet, her an olabilir. Artık olacak, şu anda olabilir, çok evet olacak. Bence de tecrübeliyiz değil mi? Yani ilki gibi asla değil. Hani evet, o artçılarda biraz daha böyle bir daha tecrübeli davranıyoruz sanki. Ya da daha umursamaz. Ben de yine umursamazdım gibi. Yine bir şey, yine kal gelmesi evet ama böyle artık hani aslında baktığımızda hepsi bir tepki. Evet. Yani atıyorum, ben umursamaz davranabilirim.
siz içinize kapanık yaşayabilirsiniz ki çocukların çoğunda bu var. Mesela güçlü durmaya çalışıyor çocuklar. İşte üzgün olduğumu ya da korktuğumu anlamasınlar. Bence bendeki şey yok sayma. Ben şu an onu fark ettim. Yani kabullenmiyorum hala. Yani bunun benim hayat, bizim hayatımıza tamam oldu bitti, hayatımıza devam edelim. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Yani kabule geçemediniz. Sallandık bitti tamam. Üstünde durmayın artık. Hani bunun artık aşağı inmeyin. Evinizdeyseniz evinizde durun. İşinizdeyseniz işinizde durun. Yani hani artık bu sanırım o işte iki büyük depremi yaşadık ve hayatlarımız bir şekilde durdu ya. Benim de ona tahammülüm yok bence. Yani o yüzden bu süreci normalleştirmeye çalışıyorum. İşte duymamış mıydık zaten belli bir süre artık yaşayacaktık. Hı hı. Hani tamam alışın işte durun gibi bir moda giriyorum. Moda evet yani bence bendeki şey gibi. Umursamamazlıktan çok yok sayım. Yani tamam bitti geçti. Üstünü örtme. Üstünü örtme evet. Evet baktığımızda üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Üstünü. Aslında bu da bir tepki. Yani bir kısım hani diyor ya işte artık yok olmaz bu şehirden olmaz buradan gitmemiz gerekiyor ya da onlara da büyük tepkiler veriyorum mesela. Gibi hani dediğim gibi bizim hayatımızı, alışkanlıklarımızı, rutinimizi bozacak her şeyi şu an ben şeyim yani böyle direkt yok sayıyorum. O konuyu duymuyorum yani. Hı-hı. Hani o konuyu kendimi kapatıyorum. Hı-hı. Bu da başka bir tepki. Muhtemelen şu anda bunu analiz etmiş oldum aslında. Farkına vardınız. Ufak bir terapi yaşamış. Yani hani şey gibi, güçlü mü durmaya çalışıyorum diye sanıyordum da değilmiş yani o bence. Anladım şu an anladığında. Evet, o yok. Evet. Hayır kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi bir süreç var. Sürece girdiniz. Evet, muhtemelen öyle. İşte bazı çocuklar da bunu aynen sizin gibi işte ben korkmuyorum, yok sayıyorum ne olacak ki? Zaten iki tane büyüğü yaşadık. Bundan sonra olursa da özellikle erkek çocuklarında görülebiliyor. Hani böyle işte ben korkmuyorum. Aa. Evin koruyucusuyum. Baba evden çıkarken işte erkek çocuğa bırakıyorum muhabbeti olabiliyor. Çocuğa da burada bir anlam yüklüyoruz aslında. Ay evet. Mesela bastırabiliyor çocuk burada kendini. İşte korkmamam lazım demek ki. İşte depremde olsa korkmamam lazım. Evet. Yani aslında biz onun orada bir çocuk olduğunu unutuyoruz. Yani ona bir misyon yükleyerek orada evet. Onun belki vereceği tepkilerin önüne geçiyoruz. Evet. Aslında çocukluk çağındaki yani okul öncekisi dönemdeki çocuklarla okul sonrasındaki dönem arasında büyük fark var. Okul öncekisindeki çocuklar daha çok anlamlandıramadığı için olayı okul sonrasındakilerine göre daha tez yani tolere edebiliyorlar, durumu toparlayabiliyorlar. Yani eski rutinlerine döndüklerinde daha tez toparlıyorlar. İşte onlar oyunlarla yansıtıyorlar. İşte bakım verenleri onlarla ilgilendiğinde mesela aile dinamiği, ailenin tepkisi dedik ya. Onlar daha tez toparlandığında çocuk daha tez toparlanabiliyor. Okul sonraki dönemdeki çocuklara göre. Mesela onlar çünkü daha her şeyin farkındalar artık. Yeme bozuklukları da aslında çok görülüyor. İşte aşırı yeme. Geliyorlar kliniğe. Depremden sonra evet. Çok kilo almaya başladım. Deprem öncesi ben böyle değildim. Çok stresliyim, çok kaygılıyım. Kendimi yemeğe vurdum diyorlar mesela işte böyle. Aynen bu şekilde aslında kendimi yemeğe vurdum. Hocam yetişkin, her şeyi yiyorum. Hem çocuk. Çocuk gruplarında bunu gördünüz mü peki? Gördüm. Gelen danışanlarımız arasında var. Artık daha fazla yemek yemeye başladım. Bu da işte kendisinde işte özgüvenimi etkiliyor. Artık işte kendime baktığımda çok çirkin hissediyorum. Ya da bunun önüne nasıl geçebilirim gibi artık böyle sorularla ya da böyle bir şikayetlerle geliyorlar. Bu konuya değinelim. Şimdi evet. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından tekrar beraberiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerdeyiz. Televizyonlarını yeni açanlar için çok kıymetli konuğum, psikolog Asiye Kalandoğan. Asiye Hanım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. En son strese bağlı yeme bozuklukları demiştik. Aslında beraber ortaklaşa çalıştığımız durumlardan biri bence. Evet. Biz de çok karşılaşıyoruz ama önce siz bahsedin, devamını ben getireyim.
Depremden sonra görülen etkilerden bir de yeme bozuklukları. Uyku bozukluğu, yeme bozukluğu. Yeme bozukluğu sadece açlıktan dolayı biz yemiyoruz. Yani psikolojik olarak strese bağlı yeme bozuklukları da var. Hani depremde bunu etkileyen durumlardan bir tanesi. Eminim size de gelmiştir. Bize gelmeye devam ediyor zaten. Depremden sonra aşırı kilo almalar. Yemeyle o duyguyu ya da atıyorum o bana kaygıyı bastırmalar. Bana göre bizi dünyaya bağlayan, aslında anda kalmamızı sağlayan durumlardan biri yemek yeme. Yani dünyayla bağımızın aslında en güçlü olduğu zaman, kendimizi dinleyebildiğimiz ya da böyle ailece bir araya gelip o sofralarda daha mutlu vakit geçirdiğimiz alanlardan birini mi kaybettik diye bu kadar aslında bu yeme bozukluğu da beraberinde geldi. Hem o hem de strese bağlı. Yani stresin yeme üzerinde büyük bir etkisi var. Etkisi var. Ben evet. de genellikle benim karşılaştığım bu durumla. Evet. Bana danışanlardan yine bir tanesi özellikle şöyle söylüyordu. Gece deprem olur korkusuyla o süreçte herhangi bir işte enkaz altında kalırım. Ve o süreçte beni idare edebilecek kadar besini depolamalıyım. Gece çok fazla yemek yani bu şekilde duyuyorum. Ya da belli bir süre besine ulaşamadık diyen var. İşte belli bir kısım ya yani diyet yapıp ne bu şımarıklık? Hani neden şımarıklık yapıyorsun? Önüne ne geldiyse ye. Ya daha ulaşamazsam, bir daha tekrar böyle bir şey olursa. Mesela bu konuda ben şöyle duyuyorum. Bunun maddi güçle çok alakası olmadan insanlar gerçekten ekmek bulamadık diyorlar ya. Ya da gerçekten su bulunamadı. Su çok hani... Kar sularını eritip içenleri biliyoruz. Tabii, onunla yemek yapanları duydum ben. Bunların hepsini duyduk ve aslında bununla beraber sadece bizim... Birinci olarak biz yaşayanlar değil, diğer illerdeki arkadaşlarımın şöyle dediklerini bile biliyorum ben. Günlerce çocuklarıma yemek yapamadım. Üzüntümden, işte orada aç insanlar görmekten. Önce böyle bir süreç yaşadık bence. Diğer tüm şehirlerdeki, tüm i̇nsanlar toplum etkilendi. Olarak insanlar etkilendi evet, bundan. Evet, yani evet. Hatta bana gelen bu dediğim danışanlardan biri deprem bölgesinde yaşamayan online bir danışanımdı. Dediğim gibi kendisini böyle bir kaygı sarmıştı. Yani ya gece deprem olursa ve ben o süreçte beni idare edebilecek kadar besini vücudumda depolamalıyım gibi. Medyanın etkisi büyük oldu burada. Çok. İşte aç kaldım, orada ne bulduysam onu yemeye çalıştım. İşte yanımda ne vardı? Misafirliğe gidildi. Ya da evet, bir de şöyle bir şey var. İşte tamam, sonrasında o ilk süreç geçti. Herkes bir yerlere yerleşti. Çok kalabalık bir şekilde zaten bir süre hep beraber yaşadık ve o süreçte de şımarıklık olurdu. Ben bunu yiyorum, ben bunu yemiyorum demek. Ya da sevdiğim, sevmediğim. Bununla beraber besin alerjileri olan insanlar bile bu durumda bu süreci kendilerine öncelik verip yaşayamadı aslında. Daha sonrasında belli bir süre çok kilo verip sonrasında çok kilo olanlarla karşılaştım. O dengeyi kuramadılar. Kuramadılar. Sonrasında da işte dediğim gibi biraz biraz kendilerine geldikten sonra ne oluyor deyip hani bize danışmaya başladılar aslında. Çünkü bu sefer de kilonun getirdiği yaz geldi. İşte daha aktif olma, düğün vesaire insanların tatil derken daha çok yüzleşmeye başladılar. Evet, şey de var hani depremle her şeyin çok boş olduğunu anladık. Artık kendimize yöneldik. İşte diyetisyene gitmeliyim, artık kendime bakmalıyım. Şu korku da çok oluştu, bunları da duyduk. Çok kiloluyum, deprem anında aşağı inemezsem. O yüzden evet. biraz zayıflamam lazım, artık biraz kendime yönelmem lazım. İşte spor salonuna gitmem lazım, diyetisyene başlamam lazım. Böyle bir algı da oluştu aslında. Aynen. Yani herkes aslında kendine yatırma da başlayabildi işte. Bazen. Aslında görüyoruz. Bu bence genel olarak ben de bunu çoğunlukta görüyorum. Yani alışveriş kısmını insanların ya da bu alma merakı, tüketme merakından daha çok kendimizi ruhsal, iyilik hali nasılsa onu gözetmeye başladık sanki. İşte kendimize iyi bakalım. Hem evimizi, önceden böyle bir algı vardı. Evimize onu alalım, kendimize bunu alalım ama bunların hepsinin bir yerde boş olduğunu fark ettik ve kendimize yönelmeye başladık. İşte bende de bu gelişti. Mesela hangi eğitimi daha alabilirim? İşte psikolojim nasıl daha iyi olabilir? Kendime ama şunu itiraf etmeliyim ki mesela depremden sonra ben de kilo aldım. Yani o süreci ben de yönetemedim inanın ki. O süreci ben de yönetemedim.
Ben de kilo aldım. Daha sonra mesela dediğim gibi biraz daha kendimize döndüğümüzde, biraz daha kendimize gelmeye başlayınca bu sefer bir şeyleri düzene koymaya başladık. Çok değişik. Evet, mesela çünkü bunun bu savurganlık gibi gelir. Ben bunu kendime böyle tarif ederim. Savrulduğum bir dönem derim. Yani hayatımda bir şeyleri istediğim gibi gitmiyorsa ben onu savrulduğum bir dönem derim. Buna izin vermek gerekiyordu sanki. Savrulmak lazım ki toparlanalım bazen. Diyorum ki hani böyle çıkmaza girmek lazım ki yeni bir yol bulabilelim. Yoksa o yeni yolu açamayacağız. Açamıyoruz, evet. Ya da o engeli aşamayacağız. Onun için izin verdik aslında bence. Hani ben de dedim ki böyleyse bu süreçte kendini hani eğer belki ona karşı koymaya çalışsaydım o süreçte aşamayacaktım. Yani halının altını orada onu süpürmedim. Ya dedim tamam, buna ihtiyacın varsa bu dönemde. Ve o yüzden bana gelen danışanlarımı da çok iyi bu anlamda anlayabiliyorum aslında. Yani hani hatta söylüyorum, hiç önemli değil. Bu süreç zaten böyle geçirilebilir. Kilo verenler de çok fazlasıyla görüyorum. Aslında benim tespitim şöyle, kilo almaya zaten meyilli metabolizma kilo aldı, o yönde ilerledi. Zaten zayıflık durumundaki bireylerde daha çok zayıfladı. Hı. Aslında var olan durumu pekiştirilmiş oldu. Yani ben böyle çok zayıftım depremden sonra kilo aldım diyen olmadı. Hı hı. Ya da işte çok kiloluydum, depremle birlikte aşırı zayıflık hali geldi. Hmm. Böyle, ama bunu birkaç belki örnek verebilirim. Aslında var olan durumda insanlar onları pekiştirdiler biraz daha bana göre, ama işte yine alışkanlıklar, bir de belki normalde olsa yapmayacağı yanlışları biraz daha kendimize izin verdik sanki, değil mi? Bunlara izin verdik yani. Verdik ve yaşayarak da deneyimledik bunları. Evet. Sonra aslında şu anda, ondan sonra da dediğimiz gibi belli bir zaman sonra hayat devam ediyor. İşte bunun çözümünü bulmamız lazım. Kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. İşte o rutinlere döndüğümüz anda zaten bunu anlayabiliriz. Yoksa biz daha o travmayı ya da o etkiyi atlatmamış oluyoruz. Rutinlere döndüğümüz anda onun farkına varıyoruz zaten. Çünkü bir de doğru söylüyorsunuz. Mesela genelde bir de dediğim gibi çok kalabalık yaşayınca bir danışanım bir de şöyle söylüyordu. Annem, teyzemler hepsi bir araya geldiler. O kadar mutluydular ki işte bize onu yapıyorlar, bunu yediriyorlar. Hani böyle kalabalık bir aile ve karşı koyamıyoruz yani. Hı hı. Evimizde olsak, çekirdek ailemize de kendi evimizde. Evet, bunu yapmak istemiyorsak yapmıyoruzdur. Yani birçok alanda, birçok şekilde belki kronik rahatsızlıkların gelişimine neden oldu. Ya da sizin dediğiniz gibi herhangi bir psikolojik bir sorunu vardı, belki bunu pekiştirdi. O süreci yönetmek biraz zor bir şey. Her alanda zordu aslında. İşte yavaş yavaş rutinlerimize döndükten sonra fark edip aslında önemli olan bunu toparlamaya çalışmak sanki, değil mi? Evet, yani tolere etmeyi dengeye öğrenmemiz getirmek lazım. Aynen, rutinlerimize dönmeye çalışmamız lazım. İşte sonra depremden sonra görülen mesela tepkiler var mesela. Biz bunlara diyoruz ki yani deprem yaşantısına bağlı olan tepkiler. Hani herkes farklı bir şey geliştirebiliyor. Kimi depresyon, kimi orada bir nasıl diyeyim, travma yaşayabiliyor. Ondan sonra buna bağlı olarak kaygı, yani çok yaşanan ve görülenlerden bir tanesi zaten. Bunlar depremden sonra gelişen şeyler. Yani herkes farklı bir şey. Kiminde yeme ve uyku bozuklukları, ki bu çok yaygın. Özellikle uyku bozukluğu hala devam etmekte. Hani bunlar da deprem yaşantısına bağlı ortaya çıkan problemler. Herkesin baş etme becerisi bambaşka, dediğim gibi. Kimi insan bunu mesela tolere edip baş edebilirken, kimi insanın desteğe ihtiyacı var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama en çok görülenlerden biri travma. İşte mesela travma yaşadık, travma. Biz her şeyi travma olarak adlandırmıyoruz aslında. Kaos, travma. Bir şeyin travma olabilmesi için, yani kişinin bir kere birebir kendinin yaşaması ya da şahit olması ya da yaşam bütünlüğüne zarar vermesi lazım. Yani bir şeye travma diyebilmemiz için bunun olması aslında lazım. Aslında çok mu abartıyoruz biz travma işte diyerek? Biz işte çok zorlu bir süreç yaşadıysak travma. Evet. İşte çok nasıl diyeyim, zorlu bir boşanma süreci yaşandı, travma. Ya da bir yerden bir yere göç oldu, şehirler arası. Travma. Aslında baktığımızda bunlar bir travma değil. Bunlar zorlu bir süreç. Evet, belki kaygıyı getirir, belki depresyon sürecini geliştirebilir. Ama travma olabilmesi için yani bunların yaşanması lazım. Kişinin birebir. Mesela doğal afetler,
Daha sonra işte insan eliyle olan işte tecavüz, taciz, trafik kazaları. Burada kişinin yani bir ölüm, yaralanma olması lazım. Kişinin beden bütünlüğüne zarar verecek bir durumun gelişmesi lazım. Biz yanlış tarif ediyoruz öyle, yanlış tanım kullanıyoruz. Ve yani biz de sürekli dilimizde. Günlük hayatta her şeyi travma olarak adlandırabiliyoruz. Çocuk okuldaysa bile travma. Travma. Evet. Evet, zorlu bir süreç ama bu bir travma değil. Yani travma tanımına girmez bu yani. Çocuğun o zorlu sürecinde hemen bir travma, hayır. Yani bunların olması lazım ki biz travma diyebilelim. Ya da bunlara bağlı birçok semptomun gelişmesi lazım. Aslında tıpta da çok kullanılır değil mi? Aslında evet, tam evet, tanıma oymuş evet, öyleyse. Evet. Yani zaten deprem sonrasında ilk bir ay içerisinde akut stres bozukluğu dediğimiz süreç yaşanıyor. Aslında o zaman uzmanlardan ben şöyle duyuyordum. Bunun insanlar şu anda asıl psikolojik etkileri birkaç ay sonra ortaya çıkacak. Nisan, Mayıs'tan sonra diyorlardı. Evet. Asıl belki buna bağlı işte kronik rahatsızlıklar çıkabilir. Kalp krizleri görülebilir. Yani bunun etkilerinin biz şu anda anlamıyoruz. Hala sıcak ve bu durum net olarak birkaç ay sonra etkileri. Sizce böyle bir ay? Aynen. İlk bir ayda akut stres bozukluğunu dediğimiz dönem oluyor. İşte o dönemde birçok insan bunu yaşıyor zaten. Bu atıyorum işte akut stres bozukluğu döneminde ortaya çıkan tepkiler bir aydan sonra da devam ediyorsa hala, o zaman bu travma sonrası yani stres bozukluğu dönemine geçmiş oluyor. Yani belirtiler aynı ama uzuyor. İşte yeme içme, rutinlere dönememe, uyku problemleri, işte dona kalma ya da tepki verememe ya da aşırı tepki verme. Bunun yanında işte yani o süreci yönetememek bir türlü, işte organize olamaması artık günlük hayatımızı etkiliyor. Aynen. Ve genelde yani yaklaşık birkaç ay içerisinde kendiliğinden sönüyor zaten bu. Hani travmada tamamen kalıcı kalmıyor. Hele ki depremde mesela, depremde de evet etkisi büyük. Mesela %3'lük dilimden birinde uzun süreli kalır. Mesela 3 yılın ve üzerinde kalabilir. Yani o 3 dilimin 3'ünde de olmuyor mesela. Bu zamanla kendiliğinden sönüyor zaten. Eski rutinlere, eski hayata dönüş sağlandıkça tabii ki. Ama o %1'lik dilimde devam edebiliyor. Ama şeyde aynı süreç değil. Yani depremde bu daha rahat sönebiliyor. Ama aslında belki de şöyle bir şey, ben kendi adıma yine konuşayım. Belki sürekli tekrar, uzmanlar böyle açıklamalar yapıyorlar ya, tekrar görülebilir. Aslında sanırım böyle bir risk bize sürekli söylenmeseydi biz daha mı kolay adapte olabilirdik? Daha şöyle zaten hani ilk deprem oldu, yaşadık, güvenli alana gittiğimizde bu az önce saydıklarımın yavaş yavaş sönmesi lazım. Hani yavaş yavaş, hani birden tabii ki beklemiyoruz. Bunlar yavaş yavaş sönüyorsa problem yok. Ama bunlar gün geçtikçe katlanıyorsa, şiddet olarak da katlanıyorsa, şiddeti artıyorsa burada artık bir problem vardır. Peki sizce yani bu deprem sonrası yaşananlar sarsıntı korkusu mu? Yoksa dediğim gibi bir şekilde alışkanlıklarımızın durması ve gelecek kaygısı mı? Hangisi sizce daha fazla baskın geldi? Şimdi depremi yaşayan biri olarak o an korkmamak mümkün değil. Deprem olduğunda herkes yine tabii ki korkacak. Korku çünkü bizim bir duygumuz. Yani kendimizi kaygı yine hayatımızı idame ettirebilmemiz için gerekli bir duygu değil mi? O an organize olmamız lazım. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Korkuyu ve kaygı hissetmemiz aslında çok normal. Önemli olan bununla nasıl başa çıktığımız. Yani o baş etme becerisi dediğimiz. Yani o an organize olabiliyor muyuz? Kendimizi güvenli alana alabiliyor muyuz? İşte çocuklarımızı, kendimizi ya da ne yapmamız lazım? İşte stres lazım? Yönetimi dediğimiz bu sanırım değil mi direkt? Evet. Yani o anı organize edip bir şekilde o durumu... Çözüm odaklı olmak sanki değil mi ya? Çözüm odaklı. O an olamıyorsunuz işte. Yani şok hali olduğu için olamıyorsunuz. Ya bir de mesela dediğiniz gibi herhangi bir sıkıntımız olduğunda bizimle alakalı olur ve bizden başka birilerinin belki hayatı yolundadır ve biz oradan bir destek alırız. Öyle bir durum ki burada böyle bir şey yok. Yani herkes aynı durumda. Herkes aynı süreci yaşamış ve kimse kimseye pek destek de olamıyor. Yani kriz anındayız çünkü. Kriz anında toplum olarak yaşıyoruz bir doğal afet olduğu için.
Yani aynı durumda bensem, sen, hepimiz yani aynı süreçten evet, geçiyoruz. Yani destek olamıyor. Kimse birbirine destek o yüzden psikososyal destek dediğimiz çok... yani bir desteğin dışarıdan gelmesi, işte bir dokunuş dediğimiz. İstediğin evet, bir el dediğimiz evet, bir dokunuş mi? Lazım orada. Onun etkisi büyük ama yine en çok kenetlenen insanların yine kendi kendine işte... kendi kendine destek olması orada yani sevdiklerimizle aynı anda olmak, işte kaybımız yoksa yan yana olmamız, birbirimize destek çıkmamız bu da çok önemli tabii ki. Yani ilk orada başlıyor. Peki, depreme bağlı peki yaşananlardan bahsedersek? Travma sonrası stres bozukluğu dediğim, depresyon, kaygı, işte yeme ve uyku problemleri en sık görülenler arasında. Bunlar bizim zaten evet. Şu an hala da bence aynen, hatta çocuklarda... dediğim gibi de şu anda bizi anımsatan bir süreçte gelmeye başladı. Evet. Kış havanın soğuk olması benim de korkularım. Evet. Yıl dönümünün yaklaşması da büyük geldi. Bir şey. Mesela yaşanılan travmada ya da yaşanılan o afetin yıl dönümünün gelmesi. İşte 6 Şubat yaklaşıyor mu dediğimizde de mesela o kaygıyı, o korkuyu hissetmemiz normal çocuklarda bu görülebiliyor. Çocuklarda yani, evet. Yani yetişkinlerde. Evet. Bende de bu sanırım çoğu kişide de oluyor. Tabii ki. Saatin gece 4 kalkıp 4.17'yi geçtikten sonra daha rahatlıyorum. Hı-hı. Yani bir süre böyle bir durum vardı. Ve çok benzer tepkileri aslında veriyoruz. Hepimizde de sanki böyle var. Aynı. 4.17'yi geceyi bekliyoruz evet. Hocam. 5'e doğru artık uyuyoruz. Gün ağırsın. Daha sonra uyumaya başlayacağız. İşte çok soğuk havalar başlıyor. İşte ne yapacağız acaba mı? Yine çünkü mi? Yazın hani orada biraz daha özgürlük gibiydi değil evet, mi? Evet. İşte deprem olsa kendimizi dışarı atabileceğiz ya da dışarı çıkabileceğiz. Ya da şimdi insanlar artık daha güvenli alanlarda yaşıyorlar. Ya konteynerlerde ya daha sağlam evde, işte sıfır hasarlı ya da az hasarlı evlerde oturdukları için kendilerini bir tık daha güvende hissedebiliyorlar. En azından bir yerçi olsa evet bu ev yıkılmayacak. Onun verdiği aslında bir rahatlık evet, da getiriyor evet, aslında. Evet. Peki bu genel olarak da depremle ilgili de hangi durumlarda bireyler yardım almalı sizce? Size nasıl başvurmalılar? Yani kişi az önce saydığım gibi hala kaygısı, korkusu, depresyon varsa ya da günlük işlerini idame ettiremeyecek durumlardalarsa ya da hala kendilerini güvende hissetmiyorlarsa destek almalı. O zaman aynen bir destek almakta fayda var. Daha sonrasında yani günlük aktivitelerimi ben artık yapamıyorum. Aklım sürekli işte oldu mu, olacak mı, ne olacak? Yani artık kişiyi rahatsız ediyorsa ve çevresini rahatsız ediyorsa bu durum destek almak aslında lazım. Aslında bunu bir tek depremle değil. Çocuklarda evet bakıyorum. Çocuklarda da mesela okula gitmek istemiyor. Anneme ne olacak, ne bitecek? Yani sürekli bir kaygı halinde. Kendi güvende hissetmiyor da. Apartmana girmek istemiyor. Güvenli alan olmasına rağmen kapalı ortamlarda bulunmak istemiyor. Artık bu durumla baş edemiyorsa burada bir destek almanın büyük bir faydası var muhakkak. Sanırım aileler bu durumda daha bilinçli. Ben öyle görüyorum değil mi? Yani çocuklarının iyiliği evet, için çok çok geliyorlar. Çok daha destek evet. arayışındalar evet. ve eski inanış da yok bence değil mi? Hani eskiden gerçekten psikolojik destek almak bir tık saklanıyordu ya da saklanması gerekiyor gibiydi. Sanki bu olağan bir şey değil, bir durum onu, değil onu gibiydi. Onu açtık gibi artık. Yani insanlar artık bu konuda daha bilinçli. İşte medyanın etkisi büyük ya da artık daha her yerde bulunduğu için aynen işte psikologlar, psikiyatrlar bunun etkisi de büyük yani artık daha bilinçliyiz bu konuda. Yani açtığımıza inanıyorum ben bunu. Tabii ki ön yargıda gelenler oluyor hala ama açtık genel olarak diye düşünüyorum. Peki sizin tedavi yöntemleriniz neler? Yani depremde BDT bilişsel. Yani çok bilişsel davranış terapi ekolü diye açılımı bu şekilde geçer. Bunu en yaygın olarak kullandığımız zaten en etkili yöntemlerden bir tanesidir. İşte kişinin bilişsel, duygusal, davranışsal olarak günlük hayatını nasıl idame ettirdiğini ya da işte bunların kişi üzerinde nasıl etkisi var? Hani biz burayla çalışıyoruz. Kişinin bilişleriyle, duygularıyla, davranışlarıyla çalışıyoruz. EMDR var. O da etkili bir yöntem. Yani o da depremin etkilerinden ya da işte kişide oluşturduğu hasarlardan korunmak için güzel bir yöntem. İlaç tedavisi
uygulanıyor. Bu tür teknikler depremin yani etkilerinde kullanılan tedavi yöntemlerinden bazıları ve en yaygın olanları. Peki bu durumda hem aileyi hem çocukla mı beraber mi götürüyorsunuz yoksa sadece çocuk üzerinde mi? Örneğin sadece çocuk danışan. Çocuklarda tabii ki ailenin az önce dediğim gibi etkileri büyük. Şimdi ailenin tepkisi, ailenin dinamiği, çocuk zaten bununla baş edemediği için orada hani yanımızda. Bu doğru hani, mudur? Önce bir aileyi mi iyileştirmek gerekir genelde derler? Yok, orada aileye de tabii ki önerilerimiz oluyor. Yani çocukla mesela 6-7 yaşındaki bir çocuk geliyorsa tabii ki 7 yaşında, 8 yaşında BDT'ye 8 yaşında falan uyguluyoruz artık. Orada işte çocukla çalışıyoruz. Aynı zamanda aileye de önerilerimiz oluyor. Çünkü aile bir anda tepki veriyorsa çocuk da ona göre şekil alıyor. Ya da ailenin dinamiği nasıl, hiçbir şekilde konuşmayan bir aile ise buna birazcık aile içerisinde konuşun, oturun, işte biraz etkileşiminiz olsun bu konuda. Yani biraz depremi saklanacak bir şey değil de işte deprem olduğunda ne olacak? Biraz çocuğun yani gün yüzüne çıkarmak lazım, halı altına süpürmemek lazım. Çünkü daha sonra etkilerini görmemek adına. Evet, çünkü çocuk ifade etmesi lazım, anlamlandırması lazım ki bunu daha tez baş edebilsin yani bu durumla. Aileye genel olarak önerilerimiz. Evet, yani biz şöyle diyelim, depremi değil mi? Biz şu an müdahale edemeyiz. Yani durum oluyor. Durumla bizim yani şey yapamayız, hani müdahale daha edemeyiz. Ama BDT'de biz diyoruz ki düşünceler mesela, o düşünceler otomatik düşüncelerdir. Bir anda gelir ve biz onunla beraber işte duygularımızı, davranışlarımıza yön veriyoruz. Mesela o otomatik düşünceye tutunup. Biz orada işte otomatik düşünceleri çalışıyoruz, duygularımızı, davranışlarımızı nasıl etkiler, neler yapabiliriz, bu konuda nereye müdahale etmemiz lazım vesaire. Çünkü biz depremi değiştiremeyiz ama deprem karşısında vereceğimiz tepkileri, değil mi, değiştirebiliriz. Yani düşüncelerimizde. Şimdi baktığımızda uçak mesela nötr bir şey değil mi? İşte benim düşüncem ne? Uçağa binmemem lazım, uçak düşer. Yani o nötr olan bir şey, hemen anlamsız bir şey yükledim. Negatif. Daha sonrasında evet ne oluyor işte? Duygum ne? Korku, panik, endişe, davranışım ne? Kalp atışım hızlanır, işte orada heyecanlanırım, göz bebeklerim büyür. Çünkü uçak düşecek düşüncem var orada. Değil mi? Nasıl anlamlandırdım onu? Deprem mesela. Tamam, deprem. Düşüncem ne olabilir? Orada anlatabiliyor muyum? Yani oradaki o olumsuz düşüncenin yerine daha işlevsel, daha işe yarar bir şey yerleştiriyoruz. Ve bunu kişinin günlük hayatta da uygulamasını bekliyoruz. Ve bunun üzerinden zaten seans alıştırmalar vererek ya da işte yeri geliyor aileyle iletişime geçerek, yeri geliyor çocuktan onu bekleyerek ya da işte öğreterek ona daha önce teknikle. Sonrasında bunları bekliyoruz yani. Yani seanslar bu şekilde ilerler. Yani. Evet. Peki en son olarak bize en son ne söylemek istersiniz? Genel olarak toparlayacak olursak. Yani ailelere önerilerim olur. Eğer bugün çok çocuklardan bahsettik. Aslında mesela, gerçekten de hassas bir profil ve bence de onlara değinmemiz çok çok iyi oldu. Yani ben her zaman şunu söylerim. Önce maskeyi kendimize, değil mi? Uçaklarda. Daha sonra çocuklarımıza diyoruz. Yani ilk önce kendi beden, ruh sağlığımızı profil korumak. Örnek profil olabilmek adına değil mi? Evet. Önce yani evet bazı anne babalar, ebeveynler için bu çok zor. Ama önce kendimiz. Yani biz ne kadar iyiysek çocuğun toparlanma süreci de o kadar güzel olacaktır. Daha sonra eski rutinlerimize dönmeye çalışalım. Yani hala yasını sürdürmek ya da devam ettirmek, hala kabul etmeyenler, yakıştırmayanlar olabiliyor. Nasıl dönelim, nasıl yapalım? İşte kayıplarımız oldu. Evet, çok zor bir durum ama rutinlerimize artık dönmek, hani burada ailelere önerebileceklerim arasındadır. Yani rutinlerimize dönelim artık. Biraz daha aslında kaldığımız yerden devam. Evet, çünkü evet, daha toparlanmak adına rutinlerimize artık dönmemiz lazım. Çocuğun güvende olduğunu ona hissettirmemiz lazım. Yani çocuğu eski rutinlerine kavuşturarak, eski yaptığı işte okul hayatı olsun, ev düzeni olsun. Hani o temel ihtiyaçlar arasında ya, çocuk onu bekliyor çünkü. Oyuncağı onun için çok kıymetli mesela. Hani bir çocuk, çünkü çocuk aklı o anda sadece oyuncağını bile düşünebiliyor. Aa, benim bir oyuncağım vardı, o da mı kaldı mesela. Onun için onun dünyası daha küçük yani. Tabii, herkesin kendine göre. Evet.
Yani destek alınması durumunda gerçekten baş edilebileceğini düşünülüyorsa muhakkak bir profesyonelden, bir uzmandan muhakkak bir destek alınması lazım böyle bir durumda. Söyleyeceklerim çok bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kıymetli bilgileriniz için, bizimle olduğunuz için. Teşekkür ederim. Çok affedersiniz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Çocukları yargılamadan, onları eleştirmeden,